Arkası Yarın. Bir Osmanlı Levendi. İkinci Bölüm. Yapım ve Yönetim Mehmet Köseoğlu. Radyoya uyarlayan Mehmet Mert, Tayfun Türkili. Seslendirme Yönetmeni Neslihan Gürgün. Kayıt ve Montaj Muhittin Sami Yaygıngöl. Babası küçük yaşta korsanlar tarafından öldürülen Ekrem, 18 yaşına bastıktan sonra babası gibi denizci olmak ister. Bunun için de eniştesi Bilal Reis'in kalyonuna denizci olarak girer. Midilli Adası'na mal götürmek için yola çıktıklarında denizde ne olduğu belirsiz bir karartı görürler. Ne olduğunu görebiliyor musun Davut? Bilmiyorum. Alabora olmuş bir kayığa benziyor. Gördün. Üzerinde de biri var. Vay sana. Emin misin Davut? Evet. Yaklaştıkça daha iyi görüyorum. Kayığın üzerinde bir adam var. Yaşıyor mu, ölü mü? Bilmiyorum ama hiç hareket etmiyor. Şimdi ne yapacağız Ömer kardeş? Ölü ya da diri fark etmez. Bu adamı almadan gidemeyiz. Ben dümeni o tarafa kırıyorum. Ne var, ne oluyor? Neden rotadan çıktınız? Gözcü alabora olmuş sandalda bir adam görmüş reis. Geliyorum oraya. Kazazeri'yi görebiliyor musun Ekrem? Görüyorum. Az ileride. Yelkenleri indirin. Denize bir kik indirip kazazedeyi kalyona alın. Çabuk olun. Adam yaşıyor mu? Yaşıyor reis. Ama durumu pek iyi değil. Kim bilir kaç gündür denizde. Su. Biraz su. Çabuk çabuk. Allah çabuk, rızası su için çabuk. Su. Ben neredeyim? Burası neresi? Korkma. Emin ellerdesin. Bir Osmanlı kalyonundasın. Osmanlı kalyonu mu? Yani sizler Osmanlı mısınız? Osmanlıyız tabii. Ya sen? Şükürler olsun. Ben de Osmanlıyım. Müslümanım elhamdülillah. Buyur suyunu iç arkadaş. Sağ ol. Yavaş 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 bu kadar yeter. Sonra yine içersin. Üç gündür ne su ne yemek. Ağzıma hiçbir şey koymadım. Allah kimseyi açlıkla ve susuzlukla terbiye etmesin. Amin. Adın ne delikanlı? Başına neler geldi? Adım Müslüm efendim. Midilli Adası'na mal götürüyorduk. Birden korsanların saldırısına uğradık. Vay alçaklar vay. Senden başka kurtulan olmadı mı? Bilmiyorum. Biz elimizden geleni yaptık ama sayıca çok kalabalıktılar. Beni denize atmadan önce en son gördüğüm reisimizi esir aldıklarıydı. Reisin kimdi? Selim Reis. Hangi Selim Reis? Samatyalı Selim Reis. Ne? Samatyalı Selim Reis mi? Allah kahretsin. O benim en yakın dostum. Üç gün önce konuşmuştum. Yola çıkmaya hazırlanıyordu. Peki kalyona ne oldu? Ortada kalyon diye bir şey kalmadı reis. Korsanlar top atışıyla parçaladılar. Beni de öldü diye ötekilerle birlikte denize attılar. Son anda parçalanan bir kayık parçasına tutunarak hayatta kalabildim. Melun herifler. Malları aldınız. Adamları neden şehit edersiniz? Bu köpeklere gördüğümüz yerde hak ettikleri dersi vermeliyiz reis. Herkesi öldürdüler de Selim reisi neden öldürmediler peki? Bilmiyorum efendim. Belki de fidye almak için sağ bırakmışlardır. Evet olabilir. Selim reis oldukça varlıklı bir kalyon sahibidir. Peki sizleri soyan korsanlar kimmiş? Bir bilgin var mı Müslüm kardeş? Bilmiyorum. Ama çarpışma sırasında korsanların Hristo ve Boris diye iki isimden bahsettiğini duydum. Bunlar kimdir, ne iş yaparlar bilmiyorum. Bir dakika. Boris mi dedin? Evet. Ne oldu reis? Tanıyor musun bu adamı? Tabii tanıyorum. Midilli Adası'na gittiğimizde malımızı satacağımız tüccarın adı bu. Reis, sakın bu adamın korsanlarla bir ilgisi olmasın. Bilmiyorum Ömer. Ama bu adamın isminin korsanlar tarafından telaffuz edilmesi hiç hoşuma gitmedi. Her neyse. Senin durumun nasıl Müslüm? Daha yiyeceğim efendim. Biraz bir şeyler yersem daha da güçleneceğimi sanıyorum. Çocuklar, arkadaşın karnını iyice doyurun, sonra da bir kamera açın ona. İyice dinlensin. Yelkenler fora! Yola devam ediyoruz.
Midilli adasına yaklaştık Ekrem kardeş. Ada halkı Müslüman mıdır? Hayır, çoğu Rum'dur. Bu yüzden de Hristiyandır. Ama adada yaşayan küçük bir Osmanlı halkı vardır. Onlar Müslümandır. Ekrem Levent. Buyur reis. Birkaç saat sonra adaya çıkacağız. Taşıdığımız buğdayı satıp karşılığında satılacak türden mal alıp İstanbul'a götürmeyi istiyorum. Tamam reis. Bu işi senden daha iyi becerecek kimse yok. Piyasayı ve malların değer ölçülerini herkesten iyi biliyorsun. Karaya çıkınca İstanbul'da para edecek malları seçmeni istiyorum senden. Hiç merak etme reis. Buğdayı kime satacağız? Boris'e. İyi ama o herif... Boris'in henüz korsanlarla bir ilişkisi olduğunu bilmiyoruz. Bu yüzden yine onunla alışveriş yapacağız. Ama bu arada temkini elden bırakmayacağız. Gözümüzü dört açacağız. Adaya çıkmışken onun hakkında bir şeyler öğrenmeye çalışalım. Aman efendim, kimleri görüyorum. Hoş gelmişsiniz Bilal Reis. Sizleri iki gün sonra bekliyorduk. Haklısın Mesya Boris. Ama rotamız hiç bozulmadı ve rüzgar da bize arkadan vurarak yardım etti. Süratimizi iki misline çıkardı. Önce gelmekle siz karlı çıktınız dostlarım. Yarın burada büyük bir festival olacak. Onu da görmüş olursunuz. Tabii, buna çok sevindik. Şimdi sizi iyi bir şekilde istirahat ettirebilmek için şehrin en iyi hanlarından yer ayırtalım. Yok, gerek yok. Biz karada değil gemide kalmayı tercih ederiz Mösyö Boris. Yine de nazik teklifinize teşekkür ederiz. Nasıl isterseniz efendim. Siz Osmanlı denizcilerini iyi bilirim. Kalyonlardaki rahatı kuş tüyü yataklarda bile bulamazsınız. Gemiden buğdayı ne zaman boşaltmaya başlarsınız? Siz ne zaman hazır derseniz o zaman başlarız. Güzel. O halde yarın Şafak'la birlikte boşaltmaya başlayabiliriz. Bu arada Ekrem de adayı bir gezsin. İstanbul'da satabileceğimiz mal varsa sipariş etsin. Ekrem, Ekrem dediğin hangisidir reis? İşte bu. Genç olanı. Oh, maşallah, maşallah. Hem yakışıklı hem de güçlü, kuvvetli. Aklında olsun Ekrem. Adadan alacağın mallarla ilgili yardım gerekirse bana haber veresin. Sağ olun. Birazdan akşam olacak. Herhalde birlikte yemek yemeye bir itirazınız olmaz. Sizleri evime davet ediyorum. Pekala. Bu teklifinizi kabul ediyoruz. Siz masaya oturun. Ben karımla kızıma geldiğinizi haber vereyim. Hay Allah. Sizlere zahmet verdik. Ne zahmeti reis? Sizler benim şeref misafirimlerimsiniz. Vay canına. Hayatımda hiç böyle güzel bir ev görmedim. Ev değil, saray diyeceksin Ekrem kardeş. Bu Boris çok zengin biri olmalı. Evet, öyledir. Adanın en zengin ve en nüfuzlu insanıdır. Ama ben hiç sevmedim bu adamı reis. İçimden bir ses bu adamın korsanlarla bir bağlantısı olduğunu söylüyor. Acele hüküm verme evlat. Bakalım Müslüm'ün sözünü ettiği Boris bu mu? Midilli adasında kim bilir kaç tane daha Boris adını taşıyan insan var. Ayrıca böylesine zengin birisi neden korsanlık yapsın ki? Enişte, sen de Boris gibi tüccarsın. Yıllardır kalyonunla mal alır mal satarsın. Bütün bu zahmetlerin karşılığında Sultanahmet'teki iki katlı evinden başka neyin var? Ama bu adamın her şeyi var. Sen ne dersen de insan kalyonculuk yaparak bu kadar zenginleşemez. Geliyorlar. Bunları daha sonra konuşuruz. Şu genç olanı kızı olmalı. Ne kadar da güzelmiş. Ha evet. Sizlere sevgili karım Eleni ve kızım Helen'i takdim edeyim. Hoş geldiniz. Evimize şeref verdiniz. Hoş bulduk. Hanımlar, bu bay sürekli ticaret yaptığımız gemi sahibi Bilal Reis'tir. Memnun oldum. Sağ yanındaki Ekrem Levent, sol yanındaki Ömer Levent. İkisi de yardımcılarıdır. Sizleri tanıdığımıza çok sevindik. Çok güzel bir eviniz var madam. Teşekkür ederim. Buyurun yemeğe oturalım. Yolculuğunuz nasıl geçti Bilal Reis? Bizim iyi geçti de... Bizden önce yola çıkan bir kalyonun korsanların saldırısına uğradığını öğrendik ve çok üzüldük. Korsanlar baskın verdikleri kalyondaki birçok gemiciyi de öldürmüş. Ne İsa aşkına. Bu bir vahşet. Ya yeni mi olmuş bu saldırı? Evet evet, çok yeni. 3 gün önce. Korsanlar kalyonun sahibi hariç bütün Leventleri öldürmüş. Peki ya kalyon sahibini ne yapmışlar? Kaçırmışlar. Zavallı Selim Reis kim bilir şu anda korsanların elinde ne işkenceler görüyordur.
Onu, yani Selim Reis dediğiniz adamı tanıyor musunuz? Tanımaz olur muyum hiç? Benim en yakın dostumdur. Sen hiç tasa etme Mösyö Boris. Yeminim olsun ki onu bulup kurtaracak ve adamlarını alçakça öldüren korsanlardan bunun hesabını soracağım. İyi ama Bilal Reis, arkada seni nasıl bulacaksınız? Akdeniz'de o kadar çok korsan var ki. Ama bunların mutlaka bir elebaşısı vardır, öyle değil mi? Bilmiyorum. Vardır herhalde. Ama onu bulmak çok zor olur sanırım. Bizim memlekette bir deyim vardır Mösyö Boris. Zora beylerin bile borcu vardır derler. Bütün mesele bir iki korsanı ele geçirmekte. Gerisi kolay. Evelallah onları bülbül gibi öttürmesini biliriz. Ben sizin yerinizde olsaydım, arkadaşınızı arayıp da başıma bela alacağıma doğru memleketime giderdim doğrusu. Biz Osmanlıyız Mösyö Boris. Bir dostumuzu yabancı illerde esir bırakıp da hiçbir yere gitmeyiz. Ellerinize sağlık. Yemekler çok güzel madem. Afiyet olsun. Ekrem Bey, size bahçeyi gezdirmem ister misiniz? Ben... Hadi Ekrem. Teklifi reddetmeniz uygun olmaz. Evet. Biz de bu arada kahvelerimizi içeriz. Peki reis, müsaadenizle. Senin bu Levent mahsup bir çocuğa benziyor reis. Ama çok yakışıklı ve yiğit biri aynı zamanda. Ekrem Levent, siz İstanbul'da evli, nişanlı mı? Yok. Ne evliyim ne de nişanlıyım Matmazel. O halde mutlaka bir sevgili var. Sevgilim de yok. Nasıl olur? Bizim burada senin gibi yakışıklı, güçlü kuvvetli birisi için kızlar birbirleriyle ederler yarış. Yoksa sizin orada kızların gözüküyor. Yok canım. Sadece bizim orada kızlar erkeklerin peşlerinden koşmaz. Ya. Burası mı güzel, İstanbul mu güzel? En güzel yer insanın yaşadığı yerdir Matmazel. Bana Matmazel deme. Helen de. Helen. Beni güzel buluyorsun Ekrem Levent. Çok güzelsiniz Helen. Sen de çok yakışıklısın, hem de çok ve de yiğit. Ekrem, gidiyoruz. Beni çağırıyorlar. Gene görüşecek birlikte ha? Nasipse Helen, nasipse olur. Beni daha iyi öğrenmek Osmanlıca, hem de çok iyi öğrenmek. İnşallah. Hoşça kal. Güle güle Yiğit Ekrem. Bir Osmanlı Levent Adlı'nın ikinci bölümünü dinlediniz. Üçüncü bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız.